الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Hacı kameranın arkasındasın, ona göre şey yapacaksın yani. Tamam mı? Peki. Elhamdülillah ve salatu ala nebiyyi. Mesnevi Nuri 51. Hakimle hiç şey yapmadım. Buraya baktım böyle. Dedim ya bunu yapayım bari. Nazar ile niyet. Nazar ile niyet. Yani baktığın yön ile düşündüğün şeyler var. Bir de niyetin var. İkisi farklı. Niyet kalbe ait bir sıfattır. Düşünce dimağa ait bir sıfattır. Yani düşüncenle niyetin mahiyet eşyayı tahir eder. Eşyayı mahiyetini alt üst eder, değiştirir. Tebdil eder, bedelleştirir. Çok önemli bu. Mesela gerçi gelecek psikolojisi bozuk. Aynı bozukluğu hepimiz yaşarız. Derece derece. Mesela birisi söyledi bir psikoloji sorununu. Ne oluyor? Böyle oluyor. Bende de oluyor dedim ya. Neredeydi ya? Bana verdim. Bazen uykum gelmiyor dedi. Ona benim de gelmiyor kardeşim bazen. Allah Allah. Yani çok tuhaf insanlar. Ben diyorum ki doyduğum zaman daha yiyemiyorum dedim. Uyuduğum zaman göz kapaklarım kapanıyor. Sen de oluyor mu? Oluyor abi dedi. Tamam işte yani aynıyse. Abi dikkatimi çekti. Nazarla niyet dedin. Niyetleri nazar demedin. Yok. İlk önce nazar ile niyet. Enteresan. Niyet ile nazar mahiyeti eşyayı tahir eder. Ne yapar? Eşyanın mahiyetini, yapısını, yazılımını değiştirir. Günahı sevaba. Günahı sevaba. Sevabı günah kalbedir. Günah sevaba. Sevabı günah kalbedir. Çok tuhaf yani. Günah sevap oluyor. Sevap da günah oluyor. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Adi bir hareketi. Mesela ayakkabı giymeyi, Allah Resulü böyle giymiştir desen, ibadet oluyor. Besmele çekilen her şey ibadettir. Besmele çekemediğin hiçbir şey ibadet değildir. Üzerine besmele çekemediğin şey ibadet değildir. Mesela iki tane şey vereyim ama belki dokunacak ama dokunmasın değil mi? Dokunur mu? İki tane örnek vereyim. Bir sigara yakarken Bismillahirrahmanirrahim diye yakabiliyor musun? Ve ibadet değildir. Nedir? Bilmem ama gerçi tövbe biliyorum ama bir şey demeyeyim hükmünü. Mekruhtur yani. Öyle haram değil. Yani besmele çekemediğin her şey besmelenin dışındadır işte. Veya televizyon. Bismillahirrahmanirrahim. Veya cep telefonuna internete gireceksin. Korunmak, kendi işimi yapacağım diyeceksen, abi kendi sahama, dosyama, siteme gireceğim falan. Ha, korunmanın yolu şudur. Telefon aldığın zaman Bismillahirrahmanirrahim başladı, o sana falan yerlere götürtmez. Biraz sonra utanacaksın yani. Olan Bismillahirrahmanirrahim'le bu siteye mi girdim ya? Hatta şunu diyecek bir tarafın. Her ayın başıdır diyor ya. Yani. Evet. Açacağız biraz. Niyet adi yani sıradan bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbedir. İbadet bak haram oldu. Mesela münafık sabah ile yatsıyı kılmaz. Münafık kendisi münafık olduğunu bilir. Münafık kendisinin münafık olduğunu bilir. Münafık bize münafıktır. Yatsıyı ve sabahı kılmaz.
İşaret edeceğiz da münafık bahsini anlatır. Yani mesela Müslümanların arasına geldiği zaman sizdenim der diyor. Kur'an söylüyor. Ve onlara gittiği zaman şeytanlarına diyor ve şeyatinihim gittikleri zaman ben onları diyor aşağılamak için oradaydım diyor. Localarına gittiği zaman, Mason localarına gittiği zaman orada yaptıkları pislikleri, Müslümanlara yaptıkları yanlışlıkları tek tek anlatır. Demek ki adi bir hareketi ibadete çevirir. Kapı açık olsun kardeş. Kapı açık olsun çünkü ses yapıyor. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. İbadet. Bak sebap günah olur. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifet ilahiyedir. Mesela şeytan buradan bakarsan şerdir. Allah canibinden bakarsan mudil esmasının dışa vuruşudur. Esmaların ayrışmasına, esmaların mertebelenmesine ve alemi şehadetin hareketlenmesine sebep olan bir yazılım sistemidir. Bak ne antik oldu şimdi. Bir şeytan dersi var. Mecud'da var mısın benim Mecud'da? Alaaddin'in? Yok işte bak şey, gerçi siteye atılacak da. Rüya bastım abi şeytan. Rüyada görmüşsünüz o mu? Yok yok yok. Bu akşam, bugün öğleyin şeytan dersi oldu. İrfan yaptı. 3 aydan beri hazırlandı. 3 ay. Diyor ki abi 15 sene nurculuk hayatımı kullanarak 3 ay hummalı çalıştım. Ben ise 1 saat dinleyemiyorum. 1 saat dinleyemiyorum. Bibi. Görüntülü mü sesle? Görüntülü olacak. Şu anda WhatsApp'ta ikisi de olacak da site. Sitenin dışında bir grubumuz var yani. Bizim mecun grubumuz. Yani özellerimizi paylaşıyoruz. Yani özel. Yani özel özelleri paylaşıyoruz. Şimdi şey yani baktığın yöne göre değişiyor. Baktığın yöne göre değişiyor. Mesela soru geldi. İşte sen de dinledin ya arabada. Birisi soru gönderdi. Allah'ın zıttı var mıdır? Dün cumartesi dersinde de olmuştu. Ondan sonra baktığın göre değişiyor. Hem zıt risalede Allah'ın zıttı yoktur. Zıttı yoktur diyor. Akaid kitaplarında diyor zıttı var diyor. Akaid hocası bu. İsmail Ağa cemaatine Allah razı olsun. Çok kaliteli insanlar. Yani hocam diyor senin şeyine, dirayetine, yani risaledeki hakimiyetine güvenimiz var dedi. Dinledin sesini. Onun için bizim arkadaşlar sana gelmiş sormuş. Sen Allah'ın zıttı yok şey yoktur dedin. Risale'de öyle geçiyor. Ama akaid kitaplarında bir sürü iki tane kitap ismini söyledi. Orada var diyor. Nasıl ne yapacağız dedi yani. Neyin nesidir? İzahat yaptım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bununla da alakalı olduğu için. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Her şeyi Allah yarattı. O zaman yaratılan şey Allah'ın dışında değildir. Yani onu ne yapmış? Mevcudatı yaratmış. Yaratılabilirdi, yaratılamazdı. Ama yaratmış, tercih edilmiş. Buna mümkün vücut denir. Bu kitaplarda sen ben. Yani tercih edilmişiz. Tercih etmiş bizi. Bir de mümteni vücut var. 3 tane vücut var. Vacibül vücut, Allah. Vücudu zatından olan, başkasıyla vücudu olmayan, aslı olan, cevher olan. Nedir o? Su gibi. Suyun ıslaklığı başkasından almamıştır. Eğer suyu kim ıslattı sorulursa, o sorunun altında su kurudur da birisi ıslattı. Konuyu dağıttığımı zannediyorlar. Değildir. Yani geneliyorum, düşünce malzemesini oluşturuyorum. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Niçin? Sorunun altında su kurudur. Ama birisi ıslattı da ıslak duruyor. O soruda su kurudur inancı var. Yanlış. Su ıslaklığını başkasından almamıştır, zatidir. Güneş ısısını, ışığını başkasından almamıştır, zatidir. Buna zati denilir. Ama gömleği kim ıslattı denilir. Islaklı zati değildir. Vacibül vücut, vücudu kendindendir. Sudaki ıslaklık gibi. Tamam mı? Allah'ın zatı bu. Zatı bu. Yani şimdi bir tane mümkün vücut var. Sen ben. Yaratılmışız. Bu vacip yarattı.
Bir de mümteni vücut var. Ben 8 ayaklı olabilirdim, 19 kafalı. Yani mevcudat ve ben her türlü olabilme ihtimalleri var Allah'ın ilminde. Ama olmamış. Buna mümteni vücut denilir. 3 tane vücut. Tamam. Eğer mevcudattan bakarsan Allah'ın zıttı mevcudattır. Çünkü mevcudat fanidir, Allah bakidir. Mevcudat yaratılmıştır, Allah yaratmıştır. Bu noktada mevcudatta pergelini koyarsan, böyle bakarsan Allah'ın zıttı mevcudattır. Alimler böyle demiş oradaki. Nazar bu manada çok önemli oluyor. Nazar çok önemli onun için. Nazar ve niyet bak şimdi, nazar. Onun için açtım bu konuyu. Peki pergeli buradan baktım oraya baktım. Allah'ın zıttı vardır. Allah bakidir, bu fanidir. Allah yaratmıştır, bu yaratılmıştır. Değil mi? Tamam. Bu muhtaçtır, bu muhtaç değildir. Pergeli koy Allah'a. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah yarattı. Bu süreci hep o yapmıştır. İlk önce Allah mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye. Soğan kabuğu gibi dışarıya çıkıyorum. Cücüğünden dışarı çıkıyorum. Mahiyeti zatiye, çık dışarıya. Şuunatı zatiye, çık dışarıya. Sıfat, çık dışarıya. Esma, çık dışarıya. Nur-u Muhammed'i. Tamam. Sonra Allah aynı Esma'nın trafoları 500 bin volt keban enerjisini evime indirgeyeceğim. Şimdi sonra Nur-u Muhammed'den Arş-ı Azam. Arş-ı Azam'dan Nef-i Mahfuz. Nef-i Mahfuz'dan Arş. Oradan cennet, cehennem, daire ilim, daireye hayat, ondan sonra kürs, lef-i mahve ispat, alemi berza, yedi kat sema ve alemi şehadet ve biz. Bu süreç. Ondan sonra yukarıdan aşağı bakınca bunlar Esma'nın meratipleri. Hepsi Esma'nın. Anlamanız için çok uzatmayayım. Buz, sudur. Sudur. Su ama H2O'dur. H2O ama enerjidir, esirdir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed. Buradan bakalım. Peki bu süreç nedir? Aynı şeyin hakikat meratipleri, zuhuratları. Tamam. Ama bu suya zıttır. Buz katıdır. Ötekisi mayidir. Ha? Bu da. Ama buradan bakarsan bir zıtlık yok. Ama merkezden bakarsan hepsi bir Esma'nın zuhuratları. Neyse örnek şöyle verelim. Şeytanla melek zıt değil mi? Burada. Şeytanın zıttı melek, meleğin zıttı şeytan değil midir? Peki merkezde öyle bir şey yok. Şeytan mudil esmasıyla, melek nur esmasıyla. Esma cihetiyle aynıdır. Öyle bir şey yok. Ama mülk cihetiyle bakarsan ikisi zıt. Arka cihetiyle bakarsan ikisi aynı. Peki arif olan anlar bunu. Mülkte ise ikisini de söyler arif. Der ki mülkte olanlara hitap ederken der ki kardeşim Allah'ın zıtı mevcudattır. Biraz tefekkür ediyor enfusi ise. Enfusi ise ona şöyle denilir. Allah var iken hiçbir şey yoktur. El anda öyledir ama hep zuhuratları vardır. Allah'tan gayri olamaz bu mevcuda. Esma'nın meratipleridir denilir. Ama bunu anlayacak kafa olmaz belki. Malzemesi yoktur. Kardeşim mevcudat Allah'ın zıttıdır. Ama ikisini de şey yapıyor. Nazar bu işte. Abi tevafukun ne kadar güzel olduğunu da burada anladık. Yolda vallahi ki bunun için açmadım. Evet. Yemin ederim. Bunun için açmadım yani. Tevafuk yolda gelirken ona Akayt hocası. Yani ikisi zıt. Ama değil. Şimdi arif olan ne yapar? Lütfu kahrın. Lütfu ile kahrı neymiş merkez itibariyle? Şeyin vahid. İkisi aynıdır diyor. Lütfu kahrın, şeyin vahid. İkisi aynıdır. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Yani arif olan mevcudatın arkasına, bedenden arkasına geçince pergeli Allah canibinden koyarsa hep zuhuratlarla dolu. Meratiplerle dolu. Meratip olmuş. Yani Keban Barajı'ndan eve gelene kadar bir sürü trafodan indirgenmiştir. Kenafillah'ta gözüküyor mu bu? Gözüküyor tabii. Hı hı. Hepsi mertebede gözüküyor. İşte nazar. Nazar çok önemli. Yani diyelim ki burası cennet mahallesi değil mi? Şimdi deseler ki bana telefonu, abi cennet mahallesini falan tarif eder misin? Beşinci kattan bu tarafa baksam. Bu tarafa da baksam ikisini de tarif ediyorum. Bu tarafa bakarsan göl gözüküyor.
Bu tarafa bakarsan stadyum var. Vesaire. Şirin evler var. 10. kata çık. Böyle bak, bak, böyle bak. Hepsi farklı. Ya demek ki baktığın yere göre değişiyor. Ama merkez itibariyle Allah var iken hiçbir şey yoktu. O merkezden düşünürsen hep zuhuratlardır. Zıt yoktur. Risalede Allah'ın zıttı ve niddi yoktur. O merkezden baktırdığı için. Yani orayı seçeyim. Merkeze geçtiğin zaman ne olur o beş şeytan dersini bir dinleyin. Çok keyif verecektir. Adamı deşifre ediyorsun. Yazılım sistemiymiş ya meğer. Adamın burada ismi şeymiş. Mesela Ruslar daha çok yapıyormuş. Virüs yapıyorlarmış. Antivirüsü de kendileri yapıyor. Kim anlatmıştı? Hacı mı anlatmış? Virüs onlar yapıyor. Antivirüs de satılsın diye. Yani ikisi de o için aynı benim için ama virüs. Yazılımcı için ikisini de aynı adam yapıyor. İkisi de klavyede. Virüs değil ikisi de. Antivirüs de değil. Microsoft. Öyle mi? Direkt yerinde yapıyorlar. Yerinde yapıyorlar. Yapıyorlar biraz sonra da şeyini çıkartıyorlar. Antivirüs. Çaresini. İkisi aynı anda yapıyor. Evet. Yani sonra çıkartıyor. O piyasa orada sana sürüyor. Yani yazılımcı itibariyle virüs antivirüs yoktur. Aynı şeydir. Mesela onu olabilmesi için onu olması lazım. Son bir misal vereyim. İkisi olması lazım. Evet. Mesela kötü bir video, iyi bir video seri. Burada kötü günahtır. Burada keşke deseydik şey. Evet. Rezil bir video. Kabe'yi gösteren. Ben de bundan çok etkileniyorum. Kabe'de bir de ondan hayvanat gibi bana CD getirdiler böyle. Hayvanların o hareketleri var böyle sistem. Ben acayip oluyorum yani. Numune yok, model yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, macele yok, numune yok. İlk önce Allah yapıyor, son yapıyor. Model yok, bir şeyi almamış. Böyle o şeyin kaynağı dalmasıyla, o bu şimdi konuyu dağıtıyorum şimdi. Ondan sonra Şahin onun ayağıyla cevap vermesi. Ben o hareketi, hareket görmüyorum. Bu yazılımı, tasarımı, mimarlığı, hesabı, matematiği, geometrisi. Yani model yok, numune yok, patent yok, madde yok, zemin yok, mukayese yok, misal yok. İlk ve son yapıyor. Nereden hatırına geldi ya Allah'ım? Nasıl düşündü yani? Ben sistem ve yazılım, teknoloji olarak bakıyorum. Bu nasıl bir teknoloji ya? Nasıl mukabele getiriyor? Duygular, ister acayip. O ayak ayak görmüyor musun? Türkiye'de bakıyorsun. Ha, bu çok kaliteli oluyor bak tersi bastı ya. Allah, hakikaten Allah ya. Nasıl çarpmış ya? Yani Allah nasıl tövbe düşünmüş? Nereden hatırına gelmiş ya? Neyse neredeydik ya manyak? Gitti ya. Nazar. Ha bir misal verecektik en son bir şey. Ha film. İki tane film. İkisi burada günah değil mi? Arkaya geç ikisinin yazılımı da şu. 0011 00011. O kötü filmin arkasındaki yazılım 00111 0000. Ona bakarsın günah değil. Aa bu kötü filmin yazının bu. Var be. Sıfır. Var yok yok. Var. Yok yok yok. Var yok. Günah mıdır oraya bakmak? Yok. Onun bu tarafına bakıyorsun haram. Ya şeytanlı melek gibi. Esmadan geliyor. Evet. Ay ona öyle. Filmin yazılımına bakıyorsun. Yazılımı nerede? Çıkar bana. Var yok yok. Var. Yok yok yok. 0011 1 1 1 1 1 0. Var yok var yok demektir. Bu hiçbir... Günah değil. Onun buradaki zuhuratına bakıyorsun. Aman haram ya. Sureten çirkinse zahiri de mesela batında güzeldir diye gibi. Şey. Evet batının güzeldir. Evet. Çok ben etkiledi abi ya. Ben yine anladım. Tek kaç parlattınız. Şimdi anladım. Eyvah yazılıma bak haram değil. Zuhuratına bak haram. Yazılım mudi esma. Zuhuratları şeytan. Aman. Ulan Esma'ya aman aman denilir mi ya? Arkaya geçtiğin zaman keyif veriyor. Mesela şeytan aldattı. Ben bazen öyle demiyorum. Ona sistemin ara boşluğuna düştüm diyorum. Sistem görüyorum. Şeytan görmüyorum ya. Sistem çalışıyor. Bak bir şey yaptım size. Size de lazım olur. Kazanımlarımdan size bahsedeyim. Sen sor. Terkler var ya terk. Kafa terklerle çalışır. Bu yazmış. Kafa terklerle bir sürü terkler saydım tabii. Külliyattaki terkler. Oo abi diyor. O terkler şey yapsak. O terklere kara kucak güreşme. Bir tane seç.
Bir ay ona uğraş. Ben ya kazanımımı söylüyorum. Ben aram değil ama mubahama, bana yakışmayan bir davranış var. Dedim ki bir ay bunu yapmayacağım. Şu anda dördüncü günüm yapmıyorum. Ama her gün yapıyordum onu. Mubahama olsun, yapma işte. Bak, kendime ceza verdim. Neye ceza verdim biliyor musun? Niçin ceza verdim biliyor musunuz? İkindi namazının sünnetini kaçırdım. Basit bir sebeple şu dersi atayım dedim. Ya umumi hukuktur dedim. Yani istifade etsinler. Ben dedim en azından ikindi namazın iki sünneti, iki rekatını kılarım dedim. İkiyi de kaçırdım. Dördü kaçırdım. Farz demiyorum acaba. Yani sünnetsiz ikindi kıldım. Çok ağrıma gitti. Dedim ki bak arkadaş otur. Yazılım sistemine. Şeytana düşmedim ben. Ara boşluğa düştüm. Benim için şeytan değil. Ara boşluğudur. Dedim bundan sonra bir ay şu işi yapmayacağız. Baktım ki itiraz etmedi. Şu anda itiraz etmiyor. Çünkü kesin karar verdim. Öylesiye yapmayacağım. Bir ay yapmayacağım. Ondan sonra herhalde bir 10 günden takarsam 40 gün anası zaten. Tek kez saldırıyorum. Çoğunluğa değil. Neyse. Demek ki niyet nazar, mahiyet eşyayı tahir eder. Günah sevaba, sevabı günah kalbedir. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Olan bir hafta televizyona bakmıyorum ya. Toptan saldırma. Televizyonu kaldırıyorum deme. Ulan bakmıyorum lan bir hafta. Bir hafta cep telefonlarına sırf alo ne haber falan bakıyorum. Hiçbir şeye, WhatsApp'a, Facebook'a bir hafta girmiyorum ya. Sigara içmiyorum bir hafta. Bir hafta fazla. Sakın 10 gün yapma. Bir hafta. Yasin bir hafta girme kardeş. Girme bir hafta ya. Terkten sonra terk ediyorsun o zaman. Ya ondan sonra zaten böyle dalina mı? Çünkü çakacağız ona. Ben o fiili, işi yok da, şansı yok. Çünkü şeytan olarak, şeytanla mücadele, şeytan değil ya, yazılımdır benim için. Ara boşluğudur. Doğruları mertebelendiren ve derecelendiren. Doğruları birbirinden ayıran, mertebelendiren ve derecelendiren. Mertebelendiren ve derecelendiren. Ara boşluğu. Yoksa doğrular hep bitişik olacaktır. Doğrular birbirlerine geçecek ki, mertebelensin. Abi İrfan'ı da çok etkilemişti sizin örneğiniz. O yazılar, yazılardan bahsediyorsunuz ya. Ara boşluk olmasa yazının bir manası yok. Şey yani. Halkı şer şer değildir, kesmiş şer şer. Ha işte gibi. Ha. Mesela şu yazıyı görüyorsunuz. Okuyorum. Yazı ne kadar kıymetli? Değil mi? Şimdi bu yazının anlattığı kadar kıymetlidir bu yazıyı ortaya çıkaran ara boşluğu. Şeytan ara boşluktur. Yazı melektir. Bir derste demiştiniz ya, yokluk diye bir şey yok. Yokluk varlığın ifade edildiği zemin. Zemindir, zeminsiz zemine. Şimdi bu yazıyı ara boşluğunu kaldırın. Yazılar birbirine dayansın. Yazı var mıdır? Kalmaz. Abim bakar mısın? Kaç yaşındasın sen? 49. 49. Peki bu yazılar arasındaki boşluğu kaldırırsan, bütün yazılar birbirine yanaşırsa yazı olur mu? Hiçbir manayı. Olmaz. Peki yazısı mı? Harfler dizisi olur. Ya hiç yok, harf olmaz ki. Sipsiyah bir satı olur. Sipsiyah bir zemin olur. Ara boşluğu yoksa sipsiyah bir zemin olur. Ha, o zaman yazının ifade ettiği mana yazıyla gözüküyorsa, yazı çok önemlidir. Mana bununla gözüküyor. Mana yazıyla gözüküyorsa yazı kadar değerlidir. Şey mana yazı kadar değerlidir. Yazı da mana kadar. Bu yazıyı gösteren ara boşluğu yazı kadar değerlidir. Çünkü ara boşluğu yoksa kimse ara boşluğu görmüyor. Şeytan ara boşluktur. Çok kalitelidir şeytan. Ama lan rahmet okutma. Başka ne der? Ama lazımdır. Çok hoşuma gidiyor ya. Öyle olunca biraz yumuşatıyorsunuz Hasan hocam. Baş etme biraz daha kolaylaşıyor. Tabii canım. Yani kardeşim yaban arılarla uğraştıkça o da saldırıyor. Dur da. Dur ya. Ara boşluktur kardeşim, ara boşluk. Kaliteyi ben kimseye bir karşıma bir şahsiyet vermedim onu. Kaliteyi artırıyor. He, yani insanın kalitesinin nazarını değiştiriyorsun. Vay be, acayip bir şey ya. Bunu kapatabilir miyiz? Çok güzel. Evet, kapat abi. Evet, niyet adi bir hareketi. Bak yazılımını değiştiriyorum, yazılımını. Geç yazılıma kardeşim. Bak şimdi. Niyet diyor, mahiyeti eşyayı tahir eder. Bir tanesi dedik, nasıl değişir? Kardeşim bu filmi görüyor musun burada televizyonda? Pis bir video. Geç yazılımına, birbirinin sıfırları yerini değiştir. Başka bir şey oldu. Hayır yok, hayır. Şer olmadı. Ya. Evet.
yazıları değiştirdin mi? Ya yazılımlarını değiştirirsin, açılmıyor. Açılar değiştir, yerini değiştir, açılırken giyiniyor. Bak şimdi. Bak şimdi bana şey. Şimdi bir film var. Gömleği çıkarıyor adam. Tamam mı? Şimdi 001 var ya, sıfırın olduğu yere, biri olduğu yere şey, yerini değiştir, çıkarttığı gömleği giyiniyor şimdi. Olur. Filmde öyle gözüküyor. Öyle değil mi? Evet. Hayır olur işte. Yazılıma geçtin mi? Açılırken adam gömleğini çıkarıyor, giyiniyor. Açık iken giyiniyor. Çünkü bir olduğu yere sıfır, sıfır olduğu yere bir. Bir, bir, bir. Üç tane. Sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır. Bir, bir koy. Gömleği kapatıyor. Abi yazılımın geçmek için de sistemi çok iyi bilmek lazım. Evet. Sistemi tanıyacaksın. Artık zihninden bırak şeytanı. Evet, sistemi. Evet. Misal veriyorsun Hasan Hocam, Sungur abi demişti de, Üstad haramdan helali söylerken o kadar yumuşatmış ki, kadının diyor kolu demiş Üstad, kocasına helaldir ama başkasına haramdır. Kolu diyor Üstad. Başka bir yerini söylemiyor yani. Evet. Üstad diyor böyle misal verdi. Kadının evet. Kolu diyor. Zihni tahrir etmemek için. Adam gömleği çıkarıyor da ben çıkarttım. Aynı şeye benzedi yani. He işte ben, menfi anlatma. Evet. Yani ben gömleğimi çıkarıyorum, şey yapacağım, yatağa gireceğim. Çıkarttım bak, şimdi yazılımı değiştiriyordu. Açık iken kapatıyor. Öyle gözükecek film. Ya arkaya geçtim yazılımı, işte ne dedi? Mahiyeti eşyaya tahir eder, yazılımı değiştirir. Arkaya geç. Günah sevaba, sevabı günah kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. Biz ara boşluklarla uğraşıyoruz. Yani o kelimelerle uğraşmak bir yerde ara boşluklarla... Ara boşluğuyla uğraşıyoruz, aferin. Yani harika. Biz kelimelerle, yazıyla uğraşırken ara boşluklarla. Biraz uzaklaşsak... Ara boşluk o kadar önemli ki. Bak mesela... Herkes Kur'an'ı, Hüsrev abinin attığını çok kolay okur. Ben okuyamıyorum. Hafızlar da okuyamaz. Çünkü göz bitişiğe alışmış. Ben Hizmet Vakfı'nın Kur'an'ını tırt diye okuyorum. Ben ara boşluklar ve bilgisayarla yapılan ara boşluklu Kur'an'ı da okuyamıyorum. Niçin? Ara boşluğa alışmamış. Onlar tek tek okuyor. Sen komple akıcı, nefes almadan rahat bir satırı veya iki satır rahat okuyorum. Ara boşluk oldu mu o beni durduruyor. Yani niçin dedim? Ara boşluğuyla uğraşıyor. Ara boşluğuyla uğraşıyor. Yazılımla yapılanlar ve bilgisayar ortamında Kur'an yazılmış. Ben okuyamıyorum kardeşim. Yapayım. Hafızlara gidin, kime sorarsanız o. Hafız olanlar ya o bizi, çünkü sistemde ara boşluk yok. Adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir, Allah hesabıyla olursa marifet ilahiyedir. Ona ait bir yer okuyayım. 185 Kastamonu'da. Vazife-i dini itibariyle nasa hüsnün kabul ettirmek, vazife itibariyle, mesela ben vazifeliyim, camideyim, guslu anlatıyorum, abdesti anlatıyorum, imanın esasını anlatıyorum, şimdi risale anlatıyorum, tamam mı? Vazife-i dini itibariyle insanlara hüsnü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hot vuruştuk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Arkadaşlar ben bunu böyle kılıyorum, bak. Bak ben teheccüd namazını kılıyorum. Ben evvabi namazını kılıyorum. Ben duha namazını, işrak namazını kılıyorum. Yani eğitim amaçlı siz de kılın, kılınabilir. Bak yaşanılıyormuş, oluyormuş. Ne? Burada riya girmez. Niye? Vazife-i dini nasa kabul ettirmek, telkin etmek için yaşanan bir dünyadan gösteriyoruz. Mesela diyorduk, biz de mektep geçirdik, biz de iş yerindeyiz. Ben de serviste çalıştım, mektep okudum ama ders ortasında böyle gelmezdim ben.
Bak bunlar. Ders utan. Abi içtim gülüm. Erken geleceksin kardeşim. Haftada bir gün dersin var zaten. Bak bu da eğitim. Sonra ne olacak biliyor musun haşirde? İştirak amal-ı uvere de kesik olacak. Hani var ya bir tane bir menkibe anlatıyorlar. Bunları göstermem, hepinize anlatıyorum. Aynı zamanda sen her zaman geç görüyorum seni de. Bu her gelişimde. Abi işim çok. Pazartesi işin olmayacak kardeşim. Erken kapatacaksın. Bak. Haşir meydanında adam kaybediyor. Cehenneme doğru götürüyorlar. Cehenneme doğru götürüyorlar. Arkaya bakıyor, kurtaran yok, birisi bir şey yapacak. Tam cehenneme atıyorlar, tak kafadan kapıyorlar. Cehenneme de atarken kapıyorlar. Sen kimsin diyor. Ben namazım demiş. Senin kıldığın namaz. Şimdiye kadar neredeydin diyor. Niye geç kaldın? O da dedi ki, sen de beni dünyada geç kılardın. Son dakikada gol gibi. Sen de beni son saatlerde kılardın. Evveli saatte kılmazdın. Aynı öyle. Derse ne kadar emniyet verirsen o da sana o kadar emniyet verir. Ya. Ha peki niçin söyledim? Bu bir örnek için o yer okurken içini doldurayım. Ondan sonra abi psikolojimiz rahatsız bilmem ne. Haftada bir dersimize gelemiyoruz adam gibi. Psikoloji mi güzel olacak? Bak şimdi başka bir örnek vereyim. Cumartesi dün duydunuz değil mi bu derste? Senin arkadaşın. Ona dedim herkes duydu. Abi nasılsın dedi. İyiyim dedim. O gereken muhabbeti göstermeyince durdu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Kaç ayda bir geliyorsun dedim derse. Ha bir ayı geçirmiyorum ama iki ayda bir, ayda bir geliyorum. Ha, çok güzel. Ben biraz psikolojiciyim, eğitimciyim ya. Yani. Burada temas yapmayacağım. Haftada bir gün derse gelen dava adamıdır. Davası var. Ayda bir estiği zaman gelen hizmeti istepne lastik olarak kullanıyor. Lastik patlayınca bagajdaki lastiği takar. Niçin geliyor biliyor musun ayda bir, iki ayda bir? Psikolojisi bozuk da düzelmek için geliyor. Hizmet için değil gelmiyor. Ya iflas etmiş, etmek üzeredir iş yeri veya durumu işçi ise orada birisiyle tanışıp iş bulmak için geliyor veya psikolojisi bozuk düzelmek için geliyor. Kardeş benim itimat ettiğim benim şeyim ya, dershanecilik hayatıma. Ben psikolojiciyim. Aynen böyledir. Ayda bir gelen tedavi için geliyor. Hizmet için gelmiyor. Peki niye böyle mi olacaksın? Adam olacaksın da bir daha nerede bulacaksın bu dünyayı? Bu dünya çok kalitelidir. Yerinde kullanacaksın. Haftada bir, haftada bir. Şeytan gelirken çok dürttü bizi. Tabii ya. Yazılım artık ara boşluğu diyeceğiz. Ben şöyle diyorum Hasan hocam. Bu davanın adamıysan ispat etmen lazım. O kadar. İspat için gitmek gerekiyor. O kadar. Bir tanesi de genç gelmiş. Tam da bana diyor ha. Abi be biz de ücretimizi aldık değil mi dedi, çaya yetiştik. Geldi kızma. Niçin biliyor musun? Emeğe hakaret ediyor, bir daha alay ediyor. Emek. Bu adam nereden beri gelmiş? Belçika'dan geliyor, Hornadan'dan geliyor, Adapazarı'ndan geliyor, Bursa'dan geliyor, Elazığ'dan uçakla geliyor, Adana'dan gelen var. Mesela bak son saatte dilersin ortasından geliyor. Niye? O da cennet umuyor. Sen de cennet umuyorsun. Öyle değil mi? Sen de cennet umuyorsun. Sen de bekliyorsun cenneti. O da bekliyor. Emek yok mu? Emeğe saygı yok mu? Abi çaya denk geldik. Ha. Böyle dedikçe giriyor. Oraya geç. Yanıma gelme. Geç geldiğin için. Peki. Vazife-i dini itibariyle söylüyor. Peki vazife-i dini itibariyle NASA hüsnü kabul ettirmek, bir şey anlatmak için o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar, o makamın iktiza ettiği ikazlar, söz söylemek, terbiye makamıdır. Tavırlar ve vaziyetler hot vuruştuk, kendini beğenmiştik. Riya, var mı benim gibi, bak ben değilim, değildir bu. Bir eğitim, bu vazifeyi şey yapıyorsun. Çünkü senin hukukun değil bu. Umumi hukuk burası. Ama
beni, bu dersi benden çıktığını kabul ediyorsan tamam. Ama ben hoparlayayım. Ses benden çıkıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Telefondan ses gelmiyor mu? Konuşmuyor musunuz? Telefon insan mıdır? Telefon insan gibi konuşuyor ama insan değil. Ben nurculuğu konuşuyorum ama nurculuk değilim, nurcuyum. Telefon insan gibi konuşmuyor. Telefon insan mıdır? Ben de Risale-i Nur'u seslendiriyorum. Ama Risale-i Nur değilim. Risale-i Nur'danım. Riya sayılmaz benim şeyde. Çünkü onun adına söylüyorum. Sayılmamalı. Sen de öyle nazara al. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdirdi. Ama şimdi tanıdım. Kardeşisin değil mi? Hep öyle diyordum. Sen kimsin? Daha demem. Hep diyor ki abi her gelişimde sen kimsin soruyorsun diyor. Demek ki zihnime çok gelmiyorsun. Şimdi geldim bak. Biraz da iltifat edeyim işte. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal eder. Bak demek ki aynı şey riya olur, hot vuruşluk olur. Kendi adına yapıyor. Yapmayın ha. Ben kaynak benim değil. Yok Nur adına deyince yapmamak lazım arkadaşlar. Durum budur yani. Dünya böyledir. İnsan mahiyeti böyledir. Sistem bir bozuldu mu? Tutamazsınız. Tutulmaz. Koruyucu kimlik var tıpta. Siyahken basit bir tedbir almak siyahlı olmana sebeptir. Ama tedbir almayıp siyahın bozulduktan sonra o basit sebep değil. Çok büyük sebepler bile gene siyahlı olmana vasıta olamaz. Pirinç örneğiniz vardı bir vakit. Yani o da çok bambaşka. Çok şey. İlginç. Evet. Mesela adam çalışıyor, ter. Onunla gidiyor, pirinç alıyor. Çocuk ve kendisi dindar oluyor, iyi oluyor yani. Aynı pirinci çalıyor. Pirinç aynı. Çocuk bozuk oluyor. Değişen ne? Çocuk da mesul da değil. Çocuğun içine giren pirinç aynı. Niçin çocuk bozuluyor? Çünkü çalan veya terden su olan adamın yaymış olduğu dalga var. Bir de haram karıştırıyor. Dalga var. Haram da haram nedir onu anlatıyorum. Şimdi yaymış olduğu zihniyet var ya zihniyet. Çalıyor. O zihniyet pirince sirayet ediyor. Sigara içenin yanında olunca sigara koktuğun gibi. Onu değiştiriyor. İçine nüfuz ediyor. Neyim? Sigara içmem zahirdir onun zahirine. Niyetim batındır o pirincin batınını değiştiriyor. Genetiğini değiştiriyor. Genetiği bozuk olan adamın genetiğini bozuyor. Çocuğun. Tahir ediyor dedi ya. Tahir ediyor. Yani, bozuyor, değiştiriyor. İlme sabittir abi. Evet. Bilimsel bazı açıklamalar da var. Evet. Değiştiriyor. Mesela Osmanlı'nın yaptığı binaya giriyorsun camiye. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye giriyorsun. İnsan değişiklik hissediyor. Çünkü ruhunu davaya sirayet ettirmiş. Bu sirayettir. Bunu Kastamonu 66, Kastamonu 249'da anlatıyor. Evet. Devam edeyim. Maddiyata esvap nazarıyla, hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Efendim 199'da da bir yer var. Bakayım. Efali beşer, yani insanların işleri için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa, yani bir şey yapıyorsun. Mesela ona ait şöyle bir misal vereyim. Dershaneye ve dine hizmet ediyorsun. Maddi bir şey yapıyorsun. Bir fatura ödedin. Tamam, fatura ödedin. Elma bir şey getirdin yani. Gene sen yiyeceksin de. Fatura ödedin. Gene sen ışık şey yapacaksın. Şöyle yapma yani. Efali beşer. Ey Allah'ım ben bu işi yaptım bak senin dinine. Bak sende benim bir sürü işlerim var biliyorsun onları yap. Allah ile pazarlık yapma. Tam tersi ne olur? Allah ile pazarlık yapılmaz. Tamam.
Yapılmaz. Peki, abi biz iyilik yapınca şey geliyor, içimizden güzellikler böyle neşeli. Gelsin, o güzeldir, seni aktif eder, motive eder. Motive eder, etsin. Onunla amel etme. İçimizde Allah'a küfür sözleri seni mesul etmediği gibi, içindeki o yaptığın hayır hasenattan da şevk ve lezzet, gururlar geliyor. Sen onunla amel etmesen hiçbir zararı yoktur. Ama hesap etme kasten. Ey Allah, ben şöyle daha yapmadan, yaptıktan sonra olanlar var mesela. Ben şimdi şuradan bir fatura ödeyeyim. Benim de 15 milyar borcum var fatura. Allah da bunu herhalde öder. Daha yapmadan yapıyorsun. Ama yaptıktan sonra öyle bir garip güzellikler geliyorsa o imanın hasasıdır. Hesapla hareket etme. Ama hesapsız hareket edip ortaya çıkacak lezzetlerden de korkma. Tabii ki olacak. Abi biz 3 kuruşluk menfaatlerde bile kendimizi bu sıkıntıdan alıkoyamıyoruz. Bazen o yanlışlara düşebiliyoruz. Üstad'ı düşünüyorum da, yani bütün bu ömrünü vermiş olmasına rağmen o eziyetlerini cenneti isteme diyor. Yani kendi terakkiyatına kullanma. Evet. Bu nasıl bir şey abi ya? Tabii ya. Mesela bu kadar işkence, tazikat, bu kadar tazikat, bu kadar cihat, ömrü geçmiş. Ondan sonra tokat diyor ve tokata soruyor. Kader-i ilahi soruyor. Tamam ben bu müstahak idim. Beşerin zalim eliyle bunları yedim. Ama diyor sormak da istiyorum. Hakkındır herhalde. Beni böyle bir niyet yapmadım. Ben dini dünyaya alet etmedim. Ondan sonra bana niye tokat vurdun diyor. Yani kaderi görüyor. Ben kaderi mahkumuyum diyor. Yani beşerin zalimi zalim. Tamam. Kadere soru soruyor. 96. sayfada 2. Mirdan'da. Diyor ki kader ona, sakın sakın hizmet-i imaniye ve Kur'aniyeni, cehennemden ve azaptan kurtulmana, cennete ve saadete girmeye vasıta yapma. Bana bunlar olsa meşru ve hak olan bir şey diyor. Şeriatta var bu. Ama bana bütün terk ettiriliyor. Rıza ilahiden başka bir şey bana gösterilmedi diyor. Meğer onun için. Ama yapmadı. Niye tokat vuruyor kader? Kader iki şekilde tokat vuruyor. Bir avama, bir havasa. Eli tabakaya. Uydurukçasıyla. Yani avama şu. Biz hata yaparız. Vurur. Hah bir daha yapma. Sana banadır Yasin o. Ama ustad gibi havasa olduktan sonra tokat vursan ne olur? Arkasında gidenler de batar. O zaman arkasına gidenlere de vurması lazım. Çünkü taklit ediliyor. Aksiyondur o. Liderdir o. O zaman liderlere, aksiyon olanlara, önde olanlara, kanaat önderlerine yapmadan tokat geliyor ki sakın yapmayasın ha. Yaptıktan sonra vursa ne olur ki? Hepimiz taklit edeceğiz. Hepimiz aşağı düşeceğiz. O zaman hepimize tokat vurması lazım. O zaman bir kişiye vuruyor sakın ha. Daha gelmeden. İşte diyor ki efali beşer için İki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa tecelliyata mâke şeffaf parlak olur. Eğer Allah hesabına olmazsa zümmetli bir manzarayı göstermiş olur. Niyet. Bak beşerin efali beşer. Mesela adam araba tamir ediyor. Egzoz tamir ediyor. İnsan tamir ediyor mesela. Allah hesabına Allah hesabın olduğunu nasıl anlayacağız? Hepimiz öyle diyoruz. Ben de Allah hesabını yapıyorum. Manaya film. Eğer çalışırken bir çalıştığın iş haram olmayacak. Üstad Hazretleri Barla'da diyor ki iki şartta senin diyor dünyadaki çalıştığını kabul ederim diyor. Üstad. Hulusi abiye. Bir hizmet imaniye Kur'aniyene vasıta olacak. Engel olmayacak. Gaflete sokmayacak. Gaflete, kendisini gaflete olacak. Hizmet-i imaniye, hizmete vesile olacak. Engel olmayacak. Mesela öyle bir iş ki, namaz kıldırmıyor. Tamam mı? Namaz kılınmıyor. O zaman o olmaması lazım. Şimdi burayı okuduk. Hayatında iki veci vardır. Biri siyah, dünyaya bakar. Diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis, vecin altına girer. Şeffaf vece, tereddüt eden saadet ebediye ister.
O da değişik bir noktadan. Efendim 147'den bir yer okuyayım. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, yani dikkat, onu yorumlamak, evham zulümatını dağıtır. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilat ile tetkikat yap, fakat afaki harici umum ahvalata teemmül ettiğin vakit, sati icmali düşün, tafsilata geçme. Çünkü icmalde, fezdekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Bak bakış, niyet. Hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor, sahili yoktur, içine dalma boğulursun. Mesela adam tevhid dersi yapıyor, Allah'a güle anlatacak, hayrete sokacak, adam çöküyor. Güneşin azameti şöyledir, güneşin büyüklüğü şu kadardır, güneş şu kadar şöyledir, saniyede şu kadar. Hayret ve dehşet veriyor. Hayret ve dehşetten başka bir şey vermiyor. Hani 25'in sözü, güneşin, siracın nurdur, evet. O bir lambadır diyor. O yani o. Yani demek ki ama enfusi tefekkürde niyet ve nazar var ya, bakış işte ona. Enfusi tefekkürde ise derinden derine, inceden ince tetkikat yap. Yani hakikat yolu budur. Ergeli buraya koyarsan böyle, buraya koyarsan böyle oluyor. Afaki tefekkürde icmali geç. Bir saat oldu herhalde. Yok abi. 3 dakika falan. 10 dakika abi. He? Bana göre 33 dakika. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti, cihet isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani her şeyin iki cihti var. Bir mülk, bir melekut. Birisi halka bakıyor, halka. Birisi hakka bakıyor. Hak. Aynı şey. Mesela Esma'nın tecelligahıdır elma. Ama bizim aynı zamanda nefsen beslenmemize bakıyor. Fakat bu hakka bakan tarafına halka bakan yönü tenteneli bir perdedir. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde. Onu diyoruz ya işte alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine tenteneli bir perdedir. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Veya şeffaf bir cam parçası gibi. Altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani mesela Risale-i Nur da öyledir. Risale-i Nur nedir? Kur'an'a bakış gözlüğüdür. Risale-i Nur'a bakarken Kur'an'a bakmak içindir. Allah'a bakmak için. Risale-i Nur ne diyor değil. Risale-i Nur ne diyor değil. Risale-i Nur gözlüğüyle Kur'an ne diyor? Mesela bak ben bu gözlükle bakıyorum. Sen şimdi diyebiliyor musun ki gözü beğenmiyorsun, Allah'ın gözünü beğenmiyorsun. Niye beğenmiyorum Yasin? Abi Allah'ın gözüne gözlük takıyorsun. La kardeşim bu da Allah'ın bir esması ya, adetullah. Öyle değil mi? Şimdi sen bir tanesi dese ki Yasin, gözlük niye takıyorsun kardeşim? Sen Allah'ın gözünü beğenmiyor musun? Dese ne dersin? Olur mu ya? Daha Allah'ın gözünü daha iyi iş yaptırmak içindir. Şu anda bu göz daha iş yapmadı mı? Ben buna bakıyorum, bakmıyorum. Bakıyorum bak, bununla bakıyorum. Bu Risale-i Nur'dur. Baktığım yer Kur'an'dır. Risale-i Nur'a bakarken peygambere bakmak için bakıyorum.
Risale-i Nur gözlüğüyle yaklaştırıyor bana. Çünkü benim gözüm görmüyor, az görüyor, çatallı görüyor. Doktor bana dedi ki, ayı iki tane mi görüyorsun? Dedim evet, taşıyor. Tamam dedi. Bir taktım, ayı tek görüyorum şimdi. Şimdi göz hakaret midir? Tam tersine. Gözün işlevine yardım ediyor. Ben bastonu kullanıyorum. Benim baston kullanmam ayağımı düzeltmiyor ki. Düzelmesine vasıta oluyor. Vesiledir ya. Vesileye. Vesileye müracaat etmek zaten sünnettendir. Biz Risale-i Nur ne diyor diye Risale-i Nur'a bakmıyoruz. Kur'an ne diyor diye Risale-i Nur'a bakıyoruz. Onunla bakıyoruz. Başka bir imanın dürbünü ve Kur'an'ın nuru diyor. Evet, Kur'an'ın dürbünü ve nurudur. İcaz manevisidir. Zaten Hasan Hocam bu şeylere Risale-i Nur'u iyi bilenler, bir de hafız iseler Risale-i Nur'da okudukları zaman hemen ayetler peş peşe aklına geliyor. Hemen hemen hemen. Zaten bir tanesi dedi ki Sultanbeyli'nde bir külliye orada bir konferans verdim geçen 18 yok. İnsan nedir yani? Nereden nasıl geldi? Nereden geldi? Orada 20 sene Arapça okumuş. Tamam mı? Suriye'den Musaş oradan geldi. Hayretle dinledi insan gelişi. Diyor ki ben işaret icazı okudum. Diyor ki 20 sene Arapça okuyan ve okutan adam. Bir kelime oradan hariç ya şunu da koysa diyemezsiniz. Bir kelime çıkartamazsınız diyor. Aynı böyle dedi ve hayrette kaldım. Bu cümle onundur, benim değil. Bir kelime koyamazsın, bir kelime çıkartamazsın diyor. Yani şöyle de desin daha güzel olur diyemezsin dedi. 20 sene Arapça dersi yapan, orada Arapça şey yapıyor. İhtisas yani adamın. Yani Kur'an ne diyor diye bakıyor. Bu burayı kaçırmayın. Ben gözlüğe bakmak için gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakmak için bakıyor. Bu gözün şahsiyetini yükseltiyor, kıymetini artırıyor. Bu gözde yaptığım iş derecesine göre gözün değeri artıyor. Kör olsa mı daha iyi? Görmüyorum. Ameliyata gidiyorsun. Allah'ın gözünü mü beğenmiyorsun? Biz de kardeşim derslere gidiyoruz işte. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman mühim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Niyet ve nazar böyle. Bir daha son cümle. Nimete bakıldığı zaman mün'im sahibi. Sanata bakıldığı zaman sani. Sanata bakınca sanatkar. Esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir. O zaman insan marifeti marifetullah'a dönüşüyor. Bu 51 abi. Çok acayip. Mesnevi Nuriye 51. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümas selavat.